Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün yine madenlerimizi konuşacağız. İbrahim Alimoğlu karşımda. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. İyi yayınlar, merhabalar. İyi yayınlar efendim. Şimdi efendim, mermer değerli madenlerimizden bir tanesi. Türkiye'de de yeteri derecede var diye biliyorum ben ama geçmişten günümüze biraz mermer kullanımından da bahsetmek isteriz. Buyurun. Hayırlı günler diliyorum öncelikle. Efendim, inşaatta, sanatta birçok yerde kullanılan mermer ilk çağlardan bu yana çıkarılan bir doğal taştır. Medeniyetlerin beşiği Anadolu topraklarımızda Roma ve Bizans döneminden Selçuklu, Osmanlı dönemine kadar hep işlenmiş mermer kullanılmıştır. Artemis Tapınağı, Halikarnas Müzesi ilk akla gelenler, tiyatro, saray, hamam, cami, medreseler, çeşmeler hep Anadolu'muzun taşlarının eseridir. Roma Saint Pierre Kilisesi'nde bile Afyon Karahisar'ımızın taşları mevcuttur. Yakın zamana bakıldığında 1985 yılına kadar ülkemizde mermer sektörüne fazla yatırım yapılamadı maalesef. 85'te yayınlanan maden kanunuyla yatırımcıların ilgisi iyice arttı. 90'lı yıllarda sektörümüz canlanmaya başladı. Bugün Türk doğal taşları tüm dünyaya tanınır durumda. Rakamlarla ifade edecek olursak 15-16 yıl önce ihracat değerimiz 300 milyon dolarken bugün 2 milyar dolara ulaştık. Evet, peki hangi madenler ve metallerde biz dışa bağımlıyız? Biraz bunu açalım mı? Sonuçta madencilik tüm dünyada önemli bir yer ediniyor. Sanayinin veya günlük hayatımızın olmazsa olmazı. Ama bize metalat giderlerimize ne kadar bir kısmı karşılıyor bu madenler konusu dışa bağımlılıkta? Şimdi madenlerimize gelirsek, dünyada bulunan 90 çeşit madenin 80'i ülkemizde var. Maalesef biz bunları çıkarmakta zorlanıyoruz. Biz 26 milyar dolar ithalat yaparken maalesef 4,5 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. Bu ihracatın da yarısı mermer. Yani 2 milyar dolar mermer ihracatımız var. Maalesef 26 milyar dolar da maden ithalatımız var. Evet. Dünya mermer doğal taş üretiminin yaklaşık %90'ını ilk 10 ülke gerçekleştiriyor. Bu üretimlerde granit, mermer, traverten, kireç taşı, birçok farklı taş türü var. Ülkemiz bu sıralamada Çin ve Hindistan'dan sonra 3. olmak üzere İtalya, İran, Brezilya, İspanya gibi ülkelerle çekişiyoruz. Bizde ağırlıklı olarak karbonat kökenli doğal taşlar var. Zengin bir renk desen çeşitliliğine de sahibiz. Sert taş dediğimiz granit türünde çeşitliliğimiz daha az. Yıllık 2 milyar dolar ihracatımızın 1 milyar doları blok, 1 milyar doları işlenmiş mermerdir. Yıllık ortalama ocak üretimimiz 14-15 milyon ton. Bunun %65-70'i ihracata, %30-35'i de iç piyasada kullanılıyor. İşlenmiş mermerlerimizin ilk pazarı Amerika Birleşik Devletleri. Blok mermerleri en çok sattığımız ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Çin blok mermerde tüm dünyanın ilk pazarı. Aldığı blokları işleyip ağırlıklı olarak kendi ülkesinde kullanılıyor. Yani Amerika'ya blok, Çin'e işlenmiş mermer satmak mümkün değil. Mermer ihracatına bakacak olursak 2 milyar dolar ihracata yaklaşık 200-250 milyon dolar doğal taş ithal ediyoruz. İthalatımız da daha çok işlenmiş sert doğal taşlar, çoğunlukla da kamuda kullanılıyor. Sektörümüzün aynı zamanda ithal girdisi de çok düşük. Yıllar içinde gelişen mermer sektörü mermer makinelerinin de gelişmesine sebep oldu. Mermer makine üreticilerimiz bugün mermer ocaklarımız olarak, fabrikalar olarak her türlü mermer makinesini işleyip dünyanın her yerine, İsviçre'den Amerika'ya, Meksika'ya kadar mermer makineleri ihraç edebiliyoruz. Mermer üretimlerimiz arttıkça istihdamımız da arttı. Bugün 20 ila 100 kişinin çalıştığı 2000 civarında mermer ocağımız, 30 ila 350 arasında çalışanın olduğu 1800 civarında da mermer
fabrikamız mevcut. Mermer doğal taş üretim güvenlik ve sağlık performansını daha iyi seviyelere getirmek için çalışmalarına devam ediyor. İnsanı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışı sektörümüzün de gitgide önem arz ediyor. Kimi işletmelerimizde uzun yıllar boyunca yaralanmalı ve ölümlü kaza yaşamalarının nedeni aslında işverenden üst düzey yönetim kademelerine itibaren iş güvenliği kültürünün oluşturup bu kültürü çalışanlara da aşılanmasından kaynaklanıyor. Biz TÜMMER olarak ilke edindiğimiz insanı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışını yaygınlaştırmak, işverenlerde dahil olmak üzere çalışanlara iş sağlığı güvenliği bilincini risk altına artırmak amacıyla hazırladığımız projeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan HİBE programı kapsamına sunduk. Başarılı bulunan projemize sözleşmesini imzaladık. 1 Şubat itibariyle projemizi uygulamaya başladık. TÜMMER olarak bu proje ile mermer ocak işletmeciliği sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir programı hazırlamayı planladık. Proje tamamlandığında ise sürdürülebilir ve şeffaf bir iş sağlığı güvenliği sistemi oluşturmayı hedefledik. Uygulamamızda işverenleri, yöneticileri, tüm çalışanları, ailelerini, çocukları dahil etmeyi planladık. Projemizin uygulama aşamasında Ege ve İç Anadolu bölgelerini tespit ettik. Muğla ve Sivas'ı pilot bölge olarak belirledik. Her ikilimizde iş sağlığı güvencisi uzmanlarımızla eğitimler verilecek. Farkındalık artırmaya yönelik seminerler düzenlenecek. Eğitimlerden sonra sanal gerçeklik uygulamamızda çalışanlar bir nevi sınava tabi tutulacak. Muğla'da 200, Sivas'ta 160 çalışanımız, toplamda 50 işveren yöneticimiz bu eğitim ve seminerden faydalanmış olacak. Bizim mermer ocaklarımızda esasen eğitimler düzenli olarak veriliyor. Kazaların büyük çoğunluğu dikkatsizlikten, acele iş yapmaktan, bana bir şey olmaz düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu düşünce, dikkatsizlik, evet, işveren yöneticilerimizde de olabiliyor. Projemizde en risk gördüğümüz durumları daha da ön plana çıkarmayı düşündük. Bunun için sanal gerçeklik uygulamalarıyla çalışanlarımızı teste tabi tutmayı, çalışanlar bilgisayar bağlantılı VR kullanarak, VR gözlük kullanarak mermer ocağındaki üretimin içine girmiş olacak. Burada dikkatsizliklerini ölçmüş olacağız. Projemiz sona erdiğinde burada kazandığımız deneyimleri, projemizin artılarını değerlendirip en iyi uygulamaları daha da geliştirerek ülkemizdeki tüm bölgelere yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Önceliğimizin insan, hedefimiz sıfır kaza olacaktır. Evet, şimdi mermer konusunda merak ettiğimiz konu şu: yüzyıllardan beri, hatta yüzyıllar demeyeyim, daha da eskiden beri doğal taşlar insanlık tarihinden beri kullanılıyor. Mermer de keza aynı şekilde bütün mitolojide veya tarih kitaplarında gördüğümüz yapıtlarda hep doğal taş ve mermer kullanılıyor. Biraz bu konuyu da açmakta fayda var. Mermerin geleceği açısından hem teknolojiyi kullanıp mermer ocaklarında, hem de mermer ocaklarının güvenliği için daha farklı neler yapılabilir? Sonuçta bu mermer de bir şekil, bir nevi toz da çıkarıyor insanların sağlığı açısından. Buyurun. Şimdi mermer, biliyorsunuz, kireç taşı. Bu çevreye veya doğaya kireç taşının bir veya tozunun bir zararı yok. Çünkü biz meyve ağaçlarımızı bile bu kireçlerle boyuyoruz, onlarla yıkıyoruz. Yani bizim ülkemizin bir zenginlik kaynağıdır mermer. Ve ülkemizde bu mermer kaynaklarının her şehirde mutlaka bir mermer kaynağımız, mermer yatağımız var. Ülkemizin gelişmesi için bunların üretilmesi, çıkartılması gerekiyor. Onun için gayretlerimiz bu yönde. Ama ben şimdi üçüncü kuşak mermerciyim. Bizim dedemizin, babamızın zamanında ocaklarımızda patlatma usulüyle çok ilkel yöntemlerden çalışırken, şu anda ocaklarımız tel kesme makinalarıyla, en son teknolojiyle, yani peynir kalıbı keserek ön planda iş sağlığını, iş güvenliğini, zaten ilk başta bizim sektörün ilkesi önce insan, sonra çevre, sonra maden.
Yani insanımız, çevremiz olmadıktan sonra bizim madenimiz olsa hiç kıymeti yok. Peki. Bu duyarlılık içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki şimdi doğal taşta biraz pazarlama stratejilerine de bakalım arzu ederseniz. Daha doğrusu şöyle, şimdi Türkiye'nin bu konuda ciddi potansiyeli olduğunu da söylediniz mermer konusunda. Ben bir bildiğim kadarıyla Marmara Adası'nda ciddi mermer var. Hatta yolda yürürken bile mermerlere rastlayabiliyorsunuz ve yani doğal olarak orada bulunuyor. Dolayısıyla sırf mermer değil, doğal taşlarda da biraz Türkiye'nin pazarlama stratejisi hangi boyutta? Daha gideceği yol var mı? Neler yapmak gerekiyor bu noktada? Şimdi tabii bizim elimizde böyle bir imkan varsa dünya devletleri bize gelip bu pazarda olmak istiyorlar. Biz de blok mermer ürettiklerimizi Çin ve Hindistan'a, işlenmiş mermeri de Amerika ve Avrupa'ya satıyoruz. Yani ürettiğimizi satmada bir sıkıntımız yok ama şu an geldiğimiz noktada konteyner bulamıyor sektör. Konteyner bulsa navlunlar çok fazla. Şu anda üretiyoruz. Pazar bağlantımız var. Ama maalesef konteyner olmayınca ürünü de gönderemiyoruz. Şu anda fabrikalarda stoklar birikmiş durumda. Bunların siparişleri var ama gönderemiyor mu? Öyle mi anlayalım? Evet, sektör şu anda gönderemiyor. Konteyner bulamıyor. Bu ne zamandır var bu? Çünkü çoğu sektörde benim bildiğim kadarıyla, ki yayınlarda hep söylüyoruz, sektör temsilcileri de konuşuyor İbrahim Bey. Ne kadar süredir var sizin sektörde? Maalesef. Çünkü yani sizin sonuçta gönderdiğiniz ürünler de büyük ürünler, ağır ürünler. Buyurun. Maalesef yani yaklaşık 2 aydır bu sıkıntı devam ediyor. Biz 16 STK olarak birlikte hareket edip her türlü başvuruya başvurduk ama hala bu sıkıntı sektörde, diğer sektördeki arkadaşlarda da, yani ihracat yapanların çoğunda da bu konteyner sıkıntısı maalesef had safhada. Yani ne olduğunu da bilmiyoruz ama Çin'in ve Amerika'nın konteynerleri elinde tuttukları yönünde bilgiler geliyor. Bunları siyasi olarak herhalde ülkemiz aşacaktır. Çünkü sektör, bizim sektörümüz çok sıkıntıda. Sipariş almış, malını üretmiş, elinde bekletiyor, pazarı da var. Ne parasını alabiliyor, ne malı gönderebiliyor. Fabrikalarda stoklar da arttı. Yani böyle büyük bir sıkıntının içindeyiz şu anda. Peki şimdi bu genel itibariyle madenciliğe baktığımızda dünkü ihracat rakamlarını gördünüz. %18'in üzerinde bir artış, pardon %109'luk bir artış var. 18.8 milyar dolara erişmiş durumda. Peki burada madencilik sektörünün payı nasıl? Özellikle bu konteyner sıkıntısı çekilen son 2 ayda geçtiğimiz dönemlere bak, kıyasla ne kadar düştü? Yani şu anda göndersek zaten bu ihracat rakamımız da yükselecek. Bizim maden ihracatımız 4,5 milyar dolar toplamda. Bunun 2 milyar dolarını mermer yapıyor. Gerisini diğer madenler, kömürdür, altındır. Bizim 4,5 milyar toplam mermer. Son 2 ayda ihracat. Ne kadar oldu İbrahim Bey? Son 2 ayda bu konteyner sıkıntısıyla ciddi bir düşüş oldu mu ihracatta? Tabii düşmüş. Şu anda düşük de zaten. Daha zaten bu pandemi dolayında epeyce etkilendi sektör. Yeni yeni toparlanmaya başladı. Blok gönderemedik. Şimdi de had safhada konteyner sıkıntısı devam ediyor. Peki şimdi bir de şu konuya bir bakalım. 2020 senesini hepimiz pandemiyle geçirdik. 2021'de de aynı şekilde keza, ki kapanmadayız şu an ayın 17'sine kadar, sonrasına kademeli açılmalar olacak herhalde. Dolayısıyla madencilik sektörü açısından ikinci yarı yıl daha doğrusu, yani 3 ve 4. çeyreklerde biraz da olsa, kısmi de olsa bir düzelme beklenir mi? Bildiğim kadarıyla zaten imalat sektöründe bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Sadece ham maddede bir sıkıntı olduğu söyleniyordu ama bizim mermerimiz kendimizde olduğu için burada herhalde sıkıntı yoktur. Ama en azından ihracat rakamlarında sizin sektörde ikinci yıl, 3 ve 4. çeyreklerde bir düzelme bekler misiniz? Öyle bir öngörünüz var mı? Öyle bir işaret var mı sektörde? Şu anda beklentimiz o yönde. Fabrikalarımız çalışıyor, ocaklarımız çalışıyor. Ama şu anda blok gönderemiyoruz. Fabrikalarda ürettiklerimizi de gönderemiyoruz. Ama çalışmalarımız, üretim devam ediyor pandemiye rağmen.
Çok fabrikada kapandı bu arada. Yani sadece çalışan büyük firmalar var şu anda. Onlar da bu sıkıntılardan has safhalarda devam ediyor. Peki bir de şu sorum var. Finansmana erişim noktasında sektörde durum nedir? Valla banka krediyle sektör zaten ayakta duruyor. O kredilerle devam ediyor ama bizim en büyük sıkıntımız bizim ocaklarımızın ruhsatları var. Bu ruhsatların hiçbir güvencesi yok. Ve biz bu ruhsatları yeni maden ocakları açmak için, yeni mermer ocakları açmak için yıllarca bekliyoruz. Yani Enerji Bakanlığı'ndan aldığımız ruhsata 21 yeni kurumdan da izin almamız gerekiyor. Bu izinler 2-3 sene sürebiliyor. O zamana kadar da üreteceğimiz mermerin modası da geçebiliyor. Anladım. Yani en son geldiğimiz noktada orman izinleri, ormanın sıkıntıları madencilerde çok daha had safhaya geldi. Peki tahsis edilen orman arazileri madencilikte, o konuyu da biraz açalım isterseniz. Sit alanlarında zaten madencilik yapılamıyor. Şimdi tabii ülkemizde bir yanlış algı var. Çevre algısı çok yanlış madencilerin üzerine konuldu. Bizim ülkemizdeki bütün madenciler bütün ormanlarımızın 1/3'ünü kullanmıyoruz. Bakın bu çok önemli kardeşim. Bütün madenciler, Türkiye'mizdeki bütün ormanların 1/3'ünü kullanmıyoruz. Ama Orman Bakanlığı'nın %50'den fazla bütçesini madenciler karşılıyor. Ama hedef madenciler oldu. Şu anda yeni yasalarla biz açtığımız ocakları rehabilite ediyoruz zaten. Ve geldiğimiz noktada yani önce insan, sonra çevre, sonra maden zihniyle hareket ediyoruz. Biz 16 STK birleştik. Bu algıyı anlatıyoruz. Bütün derdimiz bizi anlayan devletimiz, hükümetimiz olsun. Çevre duyarlı olarak çalışmaya başladık. Bizi anlamalarını istiyoruz. Çünkü ülkemizin kalkınması kesinlikle madenden olacak. Allah-u Teala bize bu zenginliği vermiş. Bizim bu zenginliği değerlendirmemiz lazım. Ama bunu değerlendirerek demiyoruz ki çevreyi harap edelim, ormanı harap edelim. Ama bizim kullandığımız ormanlar sadece Türkiye ormanlarının 1/3'ü kadar değil. Evet. Peki çevre düzenlemesi konusunda maden ocaklarında, özellikle mermer ocaklarında ne gibi düzenlemeler gerçekleşiyor son uygulamayla beraber? Şimdi son uygulamada bizi takip ediyorlar. Zaten takip etmeselerdi biz bu hissiyatla çalışıyoruz. Bütün ocaklarımız rehabilite ediyor ama bizde mermerimiz moda gibidir. Örten bir malzemedir. Bizim ocaklarımızı tamamen kapatmamız mümkün değil. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra aynı taşa talep olabilir. O anda ocağı açmak, rehabilite ettiğin zaman ülke içinde, kişiler içinde, sektör içinde bir maliyettir. Ama biz görüntü kirliliği olmasın diye elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler için. Bu çevre konusundaki hassasiyetleri hep bu Maden Dünyası programında da dile getirmeye çalışıyoruz. Sizlere de aynı şekilde tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet, birazdan aile ekonomisinde karşınızda olacağız. Tabii geçen hafta biz aile ekonomisinde kapanma döneminde aile bütçesini konuşuyorduk. Tekrar devam ediyoruz aile bütçesini konuşmaya. Bu arada tabii her hafta olduğu gibi ben bir anket de düzenledim. Sosyal medya hesabından bu ankete de katılım sağlayabilirsiniz. Bir 5-6 dakika sonra karşınızda olacağım.